En çok zaman. üzüldüğünüz maç hangisiydi? Vallahi en çok üzüldüğüm maç e, Vallahi herhalde Giresun maçıydı. 4-0 kaybettik hmm. içeride. Mert sakatlandığı maç. O maçtan sonra çok o maçtan sonra çok üzüldüm. Zaten konsantrasyonumuzu kaybettik. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Siz, e, sizin başarı hikayenizi biraz anlatsanız bize. Yani şampiyonluk hikayenizi. Çünkü o hikayede sadece kupa kaldırmak yok. Şimdi bugün Rıdvan, e, Emirhan kardeşlerimiz yurt dışında top oynuyorlarsa o dönemde Beşiktaş'ta şans buldukları sahaya çıkabilen için var. Sana... Benim <laughs> birkaç tane denk geldiğim sizin onlarla diyaloglarınız var. Hatırlıyor Şimdi... musunuz bilmiyorum. Sizin odada bir gün Ersin'le <laughs> bunların bir eve çıkma konusu vardı ya hatırlıyor evet, musunuz evet. bilmiyorum. Yani bunları bizzat ben görüyorum ama yani ben görüp yazmam sadece benim görüp yazmamdan ibaret değil. Sizi de yakalamışken bunları ya aslında benim... anlatmak istiyorum. Hayır benim kızdığım konu şu. kimsenin bir şey bilmeden yazması konuşması zaten. Bak sen oradaydın o gün bütün konuşmalara şahit oldun mesela değil mi? Kim vardı? Ersin Erdem mı vardı? Evet. Sen bütün konuşmalara şahit Kesin. oldun oyuncularla. E bir, bunu bilmeden yazıyorlar. Yani yazıyorlar mı? Yazdırılıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Onu artık bilemiyorum ben ama ben diyorum gerek yok. Biz camiayı kötülemek için bir açıklama yapmıyoruz ki zaten. Öyle değil mi? Ne Tabii hiçbir de. zaman yapmadım yani ki yapmam zaten benim karakterime uygun değil. Yapmam ben bu tür ama ya şunu ya beni de bırakın yani. Bırakın abi ben çalışmışım etmişim daha. Bırakın ya benim üstüme oynamanın bir anlamı yok. Fazlaca. Ben de oynarım o zaman yani. Ki ben oynarsam o zaman başka oynarım ben yani. Ben konuşurum yani. Emirhan'ı nasıl buldunuz oynatmaya başladınız? Şimdi Emirhan'dan önce sana istersen altyapı projesini nasıl başlattığımı anlatayım. Yani bu projeyi nasıl başlattığımı. Şimdi herkes iyi dinlesin nasıl başlattığımı. Bizzat bu işin e, kurucusu benim çünkü. Şimdi biz baş e, şampiyon olduğumuz senenin başında başkanla yaptığımız toplantıda başkan dedi ki, hocam dedi biz genç oyunculara öncelik vermek zorundayız. Artık maddi külfetten dolayı kulübün içindeki zor e, gerçekten zor durumda olduğundan dolayı genç oyunculara yatırım yapmak zorundayız. Ben dedim ki yapalım. Benim için bir sorun yok. Ben yaparım. Hani Nasıl yaparız, nasıl ederiz derken, işte biz e, Mehmet Hoca da biliyorsun, Beşiktaş'ın sembol isimlerindendir Mehmet Ekşi. Biz Mehmet Hoca'yı aldık, altyapının başına koyduk önce. Dedim Mehmet Hoca'yı altyapının başına koyalım. a takımı tamamen bana bağlı. Ben e, Mehmet Hoca'ya, onların başına işte ben Önder, Önder Hoca'yla Serdar'ı koydum ikisini başına. Araya da e, Ozan Hoca'yla Gürsu Hoca'yı koydum bağlantı noktalarına. Benim atletik performans hocamla onların atletik performans hocalarını oturttum. Yani sorun şu. Şimdi aşağıdan gelen oyuncular fizik olarak çok yetersiz. Onların bize fizik olarak yeterli şekilde gelmesi gerekiyor ki biz geldikleri zaman bir de onları iki sene antrenman yaptırmak zorunda kalmayalım. Çünkü Rıdvan'da falan böyle oldu. Aşağıdan güçlü gelmeleri gerekiyor ki uyum sağlasınlar. Nasıl bir proje ortaya koyarız ne yaparız? İşte bu Ajax maçında falan oynattığımız oyuncular var. Biliyorsun Berkaylar falan filan bunların hepsi IQ oyuncuları. 5-6 tane oyuncuya, tahminim 6-7 tane oyuncuya biz e, oturduk. Bunlara senelik program yazdık. Biz bu yetenekli oyuncuları, işte milli takım aralarında A takımı alacağız. Burada antrenman yaptıracağız. Hazırlık maçlarında oynatacağız. Ve bu oyunculara haftada 3 gün fitness programları uygulayacağız. Bir sene boyunca. Ki önümüzdeki sezon sonunda bunları yukarı aldığımız zaman bunlar en azından belli bir seviyede bize gelsinler. Çünkü benim planım, projem oydu. Çünkü o sezonun sonunda kontratlar bitiyordu. Vida'nın, işte Adem'in hepsinin kontratları bitiyor. Yani yüksek kulübü zora sokan kontratların hepsi bittiği için ben genç jenerasyonu yukarı hazırlamayı planlıyordum kendi kafamda. Bunların yanına 4-5 tane de dışarıdan oyuncu alırsak hem kulübü çok fazla maddi külfete sokmayacağız hem de genç oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Planı vardı kafamda. Neyse bir gün 11'de, 11.30'da antrenmanımız var. Antrenmana çıktık. Takım ısınma bölümünde. Ben de yukarıdan aşağıda daha iki takımı antrenman maçı yapıyor. Ben de onların antrenman maçını seyrediyorum. Seyrederken aşağıda bir iki hata gördüm izlerken. Ben bizim antrenmanı bıraktım. A2 antrenmanına gittim aşağıya. İşte hocalar da oradayken. Onlara dedim hani bazı şeyleri neden dedim siz. Hani böyle böyle bir şeyleri yapmıyorsunuz falan diye konuşurken. Bir on dakika falan maçı seyrettim. Maçı seyrederken gözüme Emirhan takıldı. Dedim ki ya bu çocuk niye yukarı gelmiyor? Kim bu çocuk? İşte Emirhan İkkan dediler. Baktım böyle güçlü kısa boylu ama çabuk böyle topaç gibi bir çocuk yani güçlü yani böyle hani şey değil alttakiler gibi zayıf, yukarı zayıf değil güçlü çocuk baktım seyrettim biraz oyunu hızlı topu iyi kullanıyor sürekli şey temposu iyi dedim siz bunu bir hafta yukarı antrenmana gönderin bize hadi ya bunu bilmiyorum bu hikayeyi ben şu ya bu çocuğun normalde bizim yaptığımız organizasyonda zaten ismi yok yani 4,5 milyon euroya giden Emirhan o kış 100 bin lira bonservis vermez kimse öyle söyleyeyim kimse tanımıyor yani Neyse ben yukarı aldım bunu şeye, alt takım antrenmanını aldım milli maç arasında. Sonra şu bir maçında son yarım saat oynattım, oyuna attım. Vodafone'da bir hazırlık maçımız vardı şubu ile. Onu son yarım saat içeri attım, orada biraz kendini gösterdi. Yani bir şeyler orada bir sinyaller verdi bize. Tabii ondan sonra bu anlattıklarımızın tabii gerisini görmek bize nasip olmadı. Yani biz o bölümden sonrasında. İşin ee, işin yokuz ama tabii bu oyuncularla ilgili bütün projeyi, operasyonu, antrenman programlarını, sistemi, bunların tesisteki yemeklerini, yatmalarını, kalmalarını, nasıl çalışacaklarının bütün projesini yapan bizim ekip, her şeyi organizasyonunu yapan. Ondan sonra tabii ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Muhtemelen e, herhalde devam ediyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü Önemli bir şey. Başkan da çünkü o zaman genç oyunculara çok değer veriyordu. Gerçekten genç oyuncularla, genç oyuncuları çıkarmamız lazım. Bizim Beşiktaş'ın en büyük özelliği bu. Altyapıdan gelen oyuncularımızın yukarıda oynaması gerek dedi. Ben de doğru söylüyorsunuz dedim. E, bu çok mantıklı. Bence bu yoldan gidebiliriz. Bunu da dediğim taraftara anlatabiliriz. Hatta başkan bana hocam sen çık kendini anlat dedi taraftara bu projeyi. Ben dedim gerek yok benim anlatmama. Ben altyapı hocası değilim. Hani böyle bir projeyi biz zaten yapıyoruz. Bir şey anlatmamıza gerek yok. Zaten bunu görecek insanlar taraftar biz buna başladığımız zaman diye. Hatta ben bunun reklamını bile çıkıp yapmadım televizyonda. Anlatmadım çıkıp yani. Hatta Mehmet Hoca sen ben basın toplantısı yapalım anlatalım dedi. Ben gerek yok dedim yani. Biz zaten çalışıyoruz. işimiz gücümüz var burada. Ki A takımda o kadar zor şartlarda o kadar sıkıntılı süreçte çalışmama rağmen buraya çok ciddi bir zaman verdim ben çalışma. Yani bu projeyi kurarken buraya ciddi bir zaman harcadım ben. Bunlar basit işler değil. Ya Bunlar bir günde iki günde olacak işler değil. Ve pandemi var. Pandemi döneminde bunları yaptık yani. Hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Elimizde bir dona yokken yapıyoruz bunları. Ya. Yani. Bir organizasyon yok. Bir şey yok. O zamandan çalışmaya başladık bunları yapmaya. Onu da söylemek lazım. Burada tabii başkan da bu konuda öncülük etti. Onun da çok bu konuda...